1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli SRT Televizyon izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda çağın hastalığı, kanseri konuşacağız. Ama kanser hastalığından korkulmaması gerektiğini, erken teşhisle hayat kurtarılabildiğini ve bununla birlikte erken teşhisin hem hayat kurtardığını hem tedaviye cevap verdiğini ve artık bu hastalığın, kanser hastalığının korkulacak bir hastalık olmadığını dile getirmek istiyoruz. Peki, kanser hastalığını kiminle konuşacağız? Yine o güzel, mütevazi kişiliğiyle bizleri kırmayan kıymetli hocamız, radyasyon onkoloji uzmanımız, uzman doktor Züleyha Kadehçi bizlerle birlikte olacaklar. Öncelikle hocamıza kanser nedir diyelim.
sık görünen kanser türlerinden bizlere neler bahsedecek kendisinden dinliyoruz hocamızın. Kanser kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Kanser hastalığı çağımızın hastalığı diyebiliriz. Çok sık görülmeye başlandı. Aslında çok sık görülmeye başlandı da diyebiliriz. Erken teşhis edilmeye başlandığı için hastaların kanser yakalanması birinci evrede olmaya daha sık görülmeye başlandığı için daha fazla tedavi edilebilirliği var. Daha fazla tedavi şansı var. Kanser hastalığı vücudumuzun her organında görülmektedir. En sık görülen kanser türleri özellikle kadınlarda meme kanseridir. Erkeklerde akciğer kanserinin görülme sıklığı yüksektir. Bunun da sebebi daha çok sigara kullanımıyla bağlantılıdır. Kadınlarda geçmiş yıllarda akciğer kanser görülme riski çok daha düşüktü ama günümüzde sigara kullanımının kadınlarda da artmasıyla birlikte akciğer kanser görülme sıklığı daha çok artmaya başlamıştır. Yine bağırsak kanserleri sık görülen kanser türleridir. Yine tiroid kanserleri, erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda rahim ağzı kanseri bunlar görülen kanser türleridir. Yine baş boyun kanserleri, bunların hepsi belli bir sıklıkla insanlarda görülür. Erken, ne kadar hastalığı erken teşhis edersek başarı şansımız o kadar fazla olmaktadır. Geçmiş yıllarda kanser hastalığı teşhisi için hastalar bize başvurduğunda genellikle ileri evrede başvurmaktaydı. Yani hastalıktan ziyade hastalığıyla birlikte başka organları sıçramış şekilde gelmekteydi. Tabii ki metastatik hastalık dediğimiz yani başka organlara sıçramış olan hastalığın tedavisi daha güçtür. Ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi şansı, tedavi başarısı o kadar yükselir. Zaman zaman bu başarı %100'lere kadar çıkmaktadır. Çok yüz güldürücü sonuçlar almaktadır. Ben bu mesleği onkoloji, radyasyon onkolojisini yaklaşık 18 yıldır hastaları tedavi etmekteyim. Bunun içerisinde ilk asistanlığıma başladığım zamanda tedavi ettiğimiz hastaları daha şimdi bile beni aradıklarını bilirim, hal hatır sorduklarını bilirim. Bunlar çok güzel şeylerdir. Yani bu kadar yıl hasta tedavi olmuş ve normal sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettirmiş. Ben hastalara şunu öneririm. Kesinlikle tedaviye başladıkları zaman umudunu kaybetmemelerini isterim. Umut kaybetmemesi bizim için çok önemli. Bu tedavi başarısını da daha arttırmaktadır. Stresli olmamamız gerekiyor. Yine hastaların stresli olmamalarını sağlaması için de işte hastanın çevresel faktörler de çok önemli. Tabii aileye de çok büyük görevler düşüyor. Aile önemli çünkü ona moral destek açısından bu çok önemli. En son yapılan bir çalışmayı geçenlerde okumuştum. Özellikle meme kanseri hastalarında, erken evrede yakalanan hastalarda yapılan çalışmada aile desteği de gören hastaların tedavi başarısının daha yüksek olduğunu gösteren artık çalışmalar da var. Bu demektir ki tek başına bizim hastaya kemoterapi, radyoterapi, cerrahi değil, aynı zamanda moral motivasyon da çok önemli. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Özellikle kötü alışkanlıklar dediğimiz sigaradan uzak durmamızı sağlamak gerekir. Stresli ortam, gerçi ne kadar büyük şehirde yaşadığımız için bu stresli ortamdan kurtulmamız çok mümkün değil ama moralimizi düzgün tutmak için stresimizi minimumda indirmemiz gerekmektedir. Hastaların morali çok önemli. Umudunu kaybetmemesi çok önemli. Hastalarda yapılacak tedaviler ne kadar erken evrede hastalığı teşhis edersek başarı imkanı o kadar yüksek olur. Bunun için erken teşhis hayat kurtarır diyebiliriz. Kişi bu hastalığa yakalanmaması için ilk evredeniz yani erken evet. Teşhis. Peki nasıl anlayacak? Vücudunda ne gibi değişiklikler olabilir de size gelsin de işte bende böyle bir hastalık var evet. Diyebilirsin?
Hastadaki belirtiler, kanser belirtileri organlara göre değişmektedir. Özellikle her 8 kadından bir tanesinde meme kanserine yakalanma riski mevcuttur. Bunun için düzenli rutin olarak 40 yaşını geçmiş bayanlarda yılda bir mamografi çektirilmesini önermekteyiz. Aile öyküsü olan hastalarda, annesinde, teyzesinde, yakınlarında meme kanseri olanlarda 40 yaşı değil de 20 yaşına indirilir ve 20-40 yaş arası meme ultrasonuyla kontrollerini, check-up'larını genel cerrahi doktoru gözetiminde yapılması gerekiyor. Elle meme muayenesi bizim için çok önemlidir. Memede ele gelen sert ve kitle, ağrısız kitle ele geliyorsa, renk değişikliği meme dokusunda geliyorsa, portakal kabuğu görünümü olmuşsa, meme ucunda çekilmeler olmuşsa, meme başından kanlı veya irinli akıntılar gelmeye başlıyorsa, koltuk altında ele gelen bir kitle varsa, şekil bozukluğu varsa, bunun için de mutlaka genel cerrahi doktoruna kişinin başvurması gerekmektedir. Yine akciğer için akciğer kanserinin belirtileri geçmeyen, en azından bir 20 gün 1 ay boyunca geçmeyen öksürük varsa, kesik öksürük, işte balgamlı da olabilir, yani öksürük olduğu zaman mutlaka akciğer grafisi çektirmek gerekmektedir. Sebebi olmadan, diyet yapmadan kilo kaybı görülenlerde vücut kitlesinin %10'unu diyet yapmadan kaybetmiş olan kişilerde, kilo kaybı görülen kişilerde kanser teşhisi için kanser aklında soru işareti kalmalıdır. Tetkik yaptırması gerekmektedir. Yine beyin tümörlerinde kişide geçmeyen baş ağrıları, bulantı, kusma, çift görme, dengesizlik problemleri varsa çok basit, yani bu geçer deyip sadece bir ağrı kesiciyle geçiştirmeyip bir nöroloji doktoruna başvurması gerekmektedir kişilerin. Yine bağırsak tuvalet alışkanlığında değişme olduğunda, sürekli belli aralıklarla tuvalete giden, büyük abdestini yapan kişilerin bu tuvalete gitme sıklığında değişiklik varsa, yani diyelim ki o kişi 2 günde bir büyük abdestine çıkıyor ama bu süre uzadıysa veya daha çok sıklaştıysa, büyük abdestte renk değişiklikleri varsa, geçmeyen ishaller olduğunda, renk değişiklikleri olduğunda, kanama olduğunda, karın ağrıları olduğunda, tenesmus dediğimiz tuvalete gidiyor, yapmak istiyor, yapamıyor. Tuvaletini yapma hissi olup da yapamayanlarda, yine en basit sağlık ocaklarında da yapılmaya başlandı bu şekilde kanser taramaları. Büyük abdeste kanama var mı diye gaytada gizli kan dediğimiz çok basit bir tetkik var. Bunun yapılması gerekiyor. Ondan sonra zaten oradan yönlendirilir. Bir kolonoskopi, rektoskopi görüntülemelerinin yapılması gerekiyor kişilerin bağırsak tümörlerinde teşhis edilmesi için. Yine mide kanserinde tokluk hissi varsa, hasta sürekli kişi karnında yemek yedikten sonra ağrı hissediyorsa, yine sırta vuran ağrıları varsa, kilo kaybı gelişmişse, mide bulantıları varsa, yine bir genel cerrahi doktoruna görünmelerinde fayda vardır. Rahim ağzı kanseri ise herhangi bir şikayeti olmamış olsa bile kadınların özellikle smear testi dediğimiz jinekolojik pozisyonda kadın doğum doktorlarının gözetiminde bir lamla lamelerin arasına bir fırçayla rahim ağzından alınan bir sürüntünün mikroskopla bakılmasıyla çok erken teşhiste rahim ağzı kanseri teşhisi konur ve tedavisi erken teşhis edildiğinde %100 başarılara ulaşmaktadır. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekir. Peki hocam, tedavi yöntemleri nelerdir? Kanser hastalığının tedavisinde 3 çeşit yöntem vardır. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi. Hastalığın evresine göre erken evre veya ileri evrelerde, kanser hastalığının evreleri 4'e ayrılı, 1'den 4'e kadar. Bu evreler içerisinde öncelikle genel cerrahi, hastanın cerrahi olarak tümörün çıkarılması esastır. Tümör çıkarılabiliyorsa tamamen çıkarılır. Eğer çıkarılamıyorsa, çevre organlara da yapışıklık varsa ona göre hastaya daha biyopsisi yapılır.
kanser teşhisi konur, hangi organda gelişmişse. Çıkarılamayacak tümörlerde devreye kemoterapi ve radyoterapi girmektedir. Kemoterapi hastaya uygulanan, damardan uygulanan bir ilaç tedavisidir. Bu seanslar halinde yapılır. Bu seanslar haftada bir, 3 haftada bir veya 2 haftada bir kanserin tipine göre ilacın verilme şekline göre kişiye göre değişmektedir bu kanserde uygulanan kemoterapi. Yine hastaya radyoterapi yapılır. Radyoterapi ışın tedavisidir. Radyoterapi hafta içi her gün seanslar halinde uygulanır. Hafta sonu hasta ışın tedavisine girmez. Bu radyoterapi de uygulama süreleri zaman zaman bir seans nokta atış dediğimiz tedaviden 6-7 haftalara kadar uzamaktadır. Bu şekilde hastaya tümörünün cinsine, yerleşim yerine, hastanın hangi organda olduğuna göre, şikayetlerine göre, hastanın en önemlisi yaşı da çok önemli. Hasta 70 yaşın üzerinde, yani ileri yaşlarda böbrek hastalığı, tansiyon, şeker, kolesterol gibi ek hastalıkları da varsa uygun görülmeyebilir doktor tarafından. O zaman hastaya uygulanan tedavi yer değiştirir. Hastaya ya cerrahisi uygulanır. O olmazsa ışın tedavisi öncelikli olur. Veya kemoterapi olur. Zaman zaman hastaların tedavisinde akıllı ilaçlar kullanılmaktadır. Akıllı ilaçlar nokta atış yapılabilecek, yani hastalığın tümöre hedefe yönelik tedaviler olmaktadır. Bu yine patolojik tipine göre karar verilir. Hastalara uygulanan ışın tedavisi dediğimiz radyoterapide de nokta atış tedavisi yapılmaktadır. Şimdiki uyguladığımız teknolojiyle, yani uygulanan radyoterapinin teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte hastanın sadece tümörüne odaklanıp tümörüne çok yüksek doz ışın tedavisi verip çevresindeki sağlıklı organları maksimum korumaktayız. Ve hastalığı ortadan kalktığı zaman, yani yapılan bu tedaviyle hastalık ortadan kalksa bile hastada artık gelişebilecek ışın tedavisine bağlı olan yan etkileri minimuma indirmekteyiz. Bu da hastanın hayat kalitesini arttırmaktadır. Çok yüksek bir doz ışın tedavisiyle tümöre ışın tedavisi verip çevredeki organları maksimum bir şekilde korumak hedeflenmektedir. Züleyha Hocam, konuşmanızın başında da belirtmiştiniz. 18 yıl oldu bu mesleğe başlayalı. İlk o zamanki hastalarım bugün arayıp soruyorlar, iyileştiklerini görüyorum dediniz. Peki bu hastalığa yakalanan, kanser hastalığına yakalanan kişi bütün tedavilerini gördü, tetkiklerini gördü ve tekrar risk faktörü var mıdır? Tekrar kanser hastalığıyla karşı karşıya kalabilir mi? Kanser hastalığına yakalanan kişi kanser tedavisini olduktan sonra ilk 2 yıl hastalığın tekrarlama riski yüksektir. İlk 2 yılda biz hastalarımızı çok daha sık takip ederiz. 3'er aylık kontrollerine gelmesini isteriz. 3-4 aylık takiplerini sıkı sıkıya yapmaktayız. 2 ila 5 yıl arasında yine risk devam etmektedir. O yüzden 5 yıla kadar da hastanın yıllık rutin kontrollerini yaptırmaktayız. Ve 5 yıl bittikten sonra hastalığın bir daha oluşma riski yok demek mümkün değil. Kesinlikle. Yine risk vardır ama en azından hani bu başlangıçtaki ilk 2 yıldaki görülme sıklığıyla 5 yıldan sonra görülme sıklığını karşılaştırdığımızda 5 yıldan sonra çok daha risk düşük durumdadır. Ama şunu diyemeyiz. Yani hasta bu kadar yıl takip oldu, bir daha sonra hiçbir şey olmayacak diyemeyiz. Yine normal insanların, normal sağlıklı insanların görülme riski ne kadarsa, burada da tedavi görmüş hastaların da görülme riski aynı şekilde devam etmektedir. Ama ne kadar moralimizi yüksek tutarsak, umudumuzu kaybetmezsek, sağlıklı dönemimizde tedavi olduktan sonra da ne kadar rahat bir şekilde hayatımızı yaşamaya çalışırsak, stresten uzak durmaya çalışırsak, bir daha bu hastalığın görülme riskini minimumlara indirmeye çalışmış oluruz.
Bunu tabii söyleyebilirim. Sigaradan uzak duracağız. Tütünden uzak duracağız. Sigaradan uzak durmamız gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Mevsiminde sebze ve meyveleri yiyeceğiz. Kışın kışlık, yazın yazlık. Evde mayalanmış yoğurt tüketmeye dikkat edeceğiz. Bol sıvı alacağız. Uykularımıza dikkat edeceğiz. Özellikle akşam düzenli uyku uyumamız gerekmektedir. Yine hobilerimiz varsa işte resimle ilgilenilebilir, müzikle ilgilenilebilir veya el işi yatkınlığı olan kişiler de el işi yapabilirler. Normal hayatını daha böyle renklendirecek şeylerle devam ettirirse çok daha başarımız daha yüksek olur. Hiçbir şeyde ilgilenmeyip sırf benim buramda şu mu çıktı, burun buramda çıkmış mı diye endişelenirsek hastalık görülme riski çok daha yüksek olur. O yüzden ne kadar çok kendimizi başka şeylerle meşgul edersek o kadar başarı şansımız o kadar yüksek olur diyebilirim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip
destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Özlem Korkmaz. 2015 yılında bu hastalığa yakalandım. Meme kanseri. Nasıl anladınız Özlem Hanımcığım? Ben ağrıyla gelmiştim doktora. Sonuç olarak bu çıktı. Atlattım, tedavi gördüm. Çok güzel. Evet. Sonra geçen yıl ikinci kez geldi bana. Yani tabir caizse ben gönderiyorum, o geri geliyor. Evet. Ondan sonra geçen yılkini de atlattım. Güzel. Allah'ın izniyle, ama bu yıl tekrardan üçüncüye geldi Mart ayında. Onu da gönderdik. Yani tabii kolay olmuyor, zor oluyor ama... O süreçte neler yaşadınız Özlem Hanımcığım? Neler yaşıyorsunuz? Yani çok enteresan, o kadar değişik duygular yaşıyorsunuz ki. Bir böyle hayır hani iyiyim diyor, demeye çalışıyorsunuz, ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Bazen böyle düşüyorsunuz, tedaviler biraz ağır gelebiliyor ama sonuç olarak ayakta durmak zorunda olduğumuzu bildikten sonra o güç, o kuvvet geliyor. Evet. Bu hastalığında erken teşhisle tedavi edilebileceğini biliyoruz. Evet, evet, tabii. Allah'a şükür zaten hep o şekilde oldu. Hep erken teşhis oldu benimkilerde. İşte şükrediyoruz. Hangi? Mücadeleye devam. Peki, hangi tedavi yöntemlerini aldınız o zaman önce? Ben hepsini aldım. Kemoterapi aldım, radyoterapi aldım. Şimdi de bir ilaç kullanıyorum. Sürekli kullandığım bir ilaç var. İşte kontroller öyle gelip gidiyoruz, devam ediyor. Bu hastalıkta en önemli olan unsur da hastanın moral ve motivasyonu. Aynen öyle, çok doğru. O çok önemli. Zaten insanı yani kanserden ölmek diye bir şey korkutmuyor. O sadece moral bozukluğu, tek onları yaşamak, onlar kötü yapıyor. Yoksa hani ölüm değil. Bu hastalık zaten öldürüyor diye bir şey yok. Evet. Yani ben İlkinde birazcık onu yaşamıştım ama tabii tecrübe edilince ikincisinde öyle bir şey olmadığını, özellikle erken teşhiste bunun kesinlikle sonuç alındığını gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Sadece işte o süreç biraz böyle ilaç alınması, tedavi süreci, o biraz yoruyor insanı. Onun dışında erken teşhiste gayet güzel bir şekilde yenilebiliyor bu hastalık. Az önce Züleyha hocamız da söyledi. Öyle çok fazla kafaya takılmaması gerektiğini belirtti. Ya onunla yaşamayı öğrenmek lazım. Aynı şey gibi ben o gözle bakıyorum hastalığa. Evet, tansiyon hastalığı, evet. Kalp hastalığı. Yani hani bu ay geldi kabus, gitsin bir an önce falan, hani gidiyor ama geri de gelebiliyor. Yani dediğim gibi bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Tabii bu aşamada çevresel faktörler de çok önemli. Etkilenmemek lazım. İyilerden etkilenip kötülerden etkilenmemek lazım. Bazen de farklı farklı hobiler de edinmek gerekiyor mu? Tabii. Mutlaka. Ben mesela örgüyle ilgileniyorum. Çok evet. Güzel. El işi yapıyorsun. El işi yapıyorum. Yani zaten o hep vardı benim hayatımda. Hı-hı. Hastalıkta da iyi ki varmış dediğim şeylerden birisiydi. İyi ki varmış öyle bir hobim. Beni oyalıyor, kafamı dağıtıyor. Evet. Yani ben çok memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum bu hastalıkla uğraşan, savaşan kişilere. Sadece bu hastalıkla değil de farklı hastalıklar da olabilir, hayatımıza yaşayabiliriz. Nihayetinde insansınız. Fabrikanın dahi bir ayarı bozulduğu zaman sistem ve bazen bozulabiliyor. Hepimiz her türlü hastalıkla karşı karşıya kalabiliriz. Evet, aynen öyle. Hayat sonuç olarak ne gösterecek bilmiyoruz. Yaşıyoruz, göreceğiz. Evet. Peki tavsiyeleriniz olacak mı? Bu hastalığa karşı ekranları başında bizleri izleyenlerimize tavsiyeleriniz olur mu? Yani bu hastalığa yakalanmamak diye bir şey yok artık, maalesef günümüzde çok yaygınlaştı. Önemli olan daha bilinçli yaşamak. İşte bunun bilincinde olarak yaşarsak
erken teşhisle çok daha çabuk bir şekilde atlatılabilir. Dilerim tabii kimse yaşamasın ama yaşayabilme olasılığı çok yüksek. O yüzden daha bilinçli yaşayalım, daha bilinçli olalım. Bence yeterli. Peki, burada hekiminiz de çok önemli. Evet. Tedavi aldığınız hastanenin şartları da çok önemli. Aynen öyle. Yani Allah onları başımıza eksik etmesin. Çok önemli. Herkesi de iyilerle karşılaştırsın inşallah. Evet. Bu süreçte çok önemli olan bir şey bu. Şu anda bulunduğumuz hastanede almış olduğunuz hizmetler, size yaklaşımlar nasıl? Ben çok memnunum. Hastaneden de, doktorumdan da, doktorlarımdan daha doğrusu Fatma Şen var doktor. Evet. O doktorum. Züleyha Hanım, evet. Züleyha Hanım da aynı zamanda radyoterapi doktorum. Ben hepsinden çok memnunum. Doktor hasta ilişkisi değil de böyle arkadaş, daha böyle sürekli her şeyimizle ilgilenmeye çalışan kişiler. Her şeyimizi anlatabildiğimiz, rahatlıkla ulaşabildiğimiz, özellikle doktorlara bu süreçte ulaşmak çok önemli. Evet. Yani psikolojik olarak da çok önemli. Ama o konuda hiç sıkıntı yaşamadık hiçbirisiyle. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben biliyorum ki şu anda ekranları başındaki izleyenlerimiz de sizin verdiğiniz mesajlarla bilgilendiler. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun çok diyorum Özlem Hanımcığım. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum bunu bana sunduğunuz için. Kolay gelsin. Yine güzel bir kadınla birlikteyiz. Efendim geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. 10 sene evvel göğsümü aldılar. Ondan sonra bayağı tedavi gördüm yani. 5-6 sene hiç çıkmadı. 6-7 sene. Ondan sonra çıktı. Buramdan ameliyat oldum gene. Aynı tümörümüş. Şimdi yeniden gene karaciğere geçti. İşte yılbaşından beri de uğraşıyorum. O karaciğeri şey ettiler. Bir sürü şeyler yaptılar. Kemoterapi aldım. Şimdi ışına sıra geldi. Sırayla şey diyor yani. Allah kimsenin başına vermesin. Ne diyeyim? Ama korkulacak bir hastalık değil bu. Öyle değil de insanı yani görüyor yani devamlı hastaneye. Gel git. Bozmayacağız. Bozmuyoruz da insan yoruluyor yani bazı. Kimi insanı stres atamıyorsun, moralim bozuluyor. Ben moralim bozulduğunu elimi bile yaktım. Doktor ne dedi biliyor musun az önce? Bu hastalıkta asla moral bozulmayacak dedi. Ne güzel, kızın yanında, sevenlerin yanında, ailen yanında. Öyle yavrum, öyle de. İşte geldi sor bu içeri. 3 ayda bir tedavi geldim. 6 ayda geldim. Senede bir geldim. 5 senede bir derken, 5 sene geçti, hep öyle senede bir geldim. Sonra çıkıverdi işte yılbaşında. Ciğerime atlamış ufak bir şey işte, tümör gibi şey. Peki unutmak için bir şeyler yapıyor musun? Mesela el işi yapıyor musun? Hiç. Torunlarla eğleniyor musun? Eğleniyorum da aklım orada. Oradan çıkacak. İşte aklım çıkacak. Orada. Torunlarla neler yapıyorsun? Torunlar mı? İşte televizyona bakıyorum, eğleniyorum falan, oynuyorum. Kimi alıyorum kendimi, parka gidiyorum, geziyorum öyle. Unutma uğraşıyor. Yapmıyorum, evvelden yapmıyor musun el işi? Şimdi yapmıyorum yani. Ama moralimizi yine diyoruz. Öyle öyle bozmuyoruz yani, atlatacağız diyorum. Evet, atlatacağız, moralimizi bozmayacağız. Öyle. O gülen gözlerimiz hep gülecek. Öyle, öyle. Allah'a bıraktık, Allah'ıma yalvarıyorum kalan başka kimseyedir. Allah'ıma bir de doktorlarımıza. Evet, doktorlarımız, hekimlerimiz çok önemli. Çok çok iyi davranıyorlar, çok şey. İşte onlara iyi davrandım, biz daha mutlu oluyoruz. İnan ki doktorlar bize güler yüz davrandı mı, ben her şeyimi unutuyorum. Nasıl peki? Nasıl memnunum yani, çok Allah razı olsun. Dün geldik, hepsi güler yüzlü, çok iyi davranıyorlar yani. Memnunuz yani. Peki efendim, geçmiş olsun. Yani genelde moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz, unutturmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bizleri düşün diyoruz bir şeye geldiği zaman aklıma, bizler için yaşamaya çalış, hani tutun hayata. Elimizden geldiği kadar moral vermeye çalışıyoruz yani. Tabii ona destek oluyoruz gelip giderken. Evet. Evet yani 10 seneden beri destek oluyoruz. Onunla beraber hep gelip gidiyoruz. Ameliyat süreçlerinde olsun, kontrollerde olsun. Devamlı yanındayız. Biz anneme patik ördürelim. Yani onları da ördü çok ama şimdi artık gençler de pek istemiyor ya. Artık o da sıkıldı, yapmıyor. Genelde unutması için bir şeylerle uğraşıyor. Yani genelde Kur'an okuyor, televizyon seyrediyor, işte parka falan gidiyor. Öyle en güzelini yapıyor.
Evet, torunlarına vakit geçiriyor. İşte bizlerle vakit geçiriyor. Elinden geldiği kadar. Öyle geçiniyor işte. Peki efendim, peki böyle bir hastalığa karşı karşıya kalan hasta yakınlarına tavsiyeleriniz neler olur? Valla işte hastaların devamlı moralini yüksek tutmaları lazım. Devamlı hani iyi olacaksın, öyle moraller vermesi lazım. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Devamlı bir desteklerini, ellerini çekmemeleri lazım. Ya bilmiyorum, biz öyle elimizden geldiği kadar öyle yapmaya çalışıyoruz. Yani moralini bozacak şeylerden uzak durması lazım. Stres yapmamaları lazım. Onlar zaten yeteri kadar stresli. Bir de biz yanlarında stresli olursak daha çok moralleri bozuluyor. Mesela benim şimdi azıcık benim bir yerim ağrısına benden çok annem üzülüyor. Yani sen hasta olma diyor bana. Evet sevgili Şifa Kapısı izleyenlerimiz, röportajlarımız devam ediyor ve hastalarımıza, hasta yakınlarımıza öncelikle acil şifalar diliyoruz. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Gerçek. Hüseyin abicim geçmiş olsun. Emekliyim, sağ olun. Buraya doktora geliyorum, memnunuz, teşekkür ederiz. Hastalığın nedir? Şekerle tansiyon. Şekerli tansiyon. Evet, evet. Kaç senedir hizmet alıyorsun? Hani yeni mi geldin, daha önceden geliyor muydun? Yok, 20 senedir buraya geliyorum. 20 senedir buraya geliyorum. Evet. Nasıl, hizmetlerinden memnun musun? Memnunuz tabii. Çok memnunuz. Doktorlar nasıl? Hüseyin Bey vardı. Hüseyin Bey'le tanıştık burada. İlk ben ameliyat oldum burada. Açıldığı zaman. Hüseyin Bey'le. Hüseyin beni Sayın çok... Hüseyin Uğurlu'dan bahsediyor. O beni çok seviyor. İlk onu başladım. Ondan sonra ilerledi bu oyuna işte. Açıldığı zaman buradaydım yani. Anladın mı? Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Acil şifalar diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani bizim ne kadar hastamız varsa hepimiz buraya getiriyoruz. Çünkü bu hastaneyi tercih ediyoruz? Doktorları iyidir, saygılıdır. Yani hizmet yapıyorlar. Uğraşıyorlar yani, hastalarla çok uğraşıyorlar, duruyorlar üstünden. O da durumdan yani biz buraya geliyoruz. Eşinizi burada tedavi ettiniz? Eşim 6 ay bir sefer yattı diyorum bakımdan, bir sefer 3 ay yattı, bir sefer 2 ay yattı, bir sefer 1 ay yattı. Çok adam buraya havale ettiler, sonra tedavisini burada devam ettik. Hasta yakın olarak hastamıza nasıl davranıyorsunuz? Ve ekranları başındaki olan izleyenlerimizin hastalara nasıl davranmalarını tavsiye edersiniz? Yani demans hastalığı olarak soruyorsanız, tabii demans hastalarına her zaman sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekiyor. Hiçbir şekilde inatlaşmamanız gerekiyor. Aslında tüm insanlar öyle, hastalık olanlar öyle değil mi? Tabii tabii, aynen o şekilde. Ama bu biraz farklı bir hastalık tabii. İnşallah Allah kimsenin başına vermesin de. Çok zor. Gerçekten çok zor. Hani bir çocuklaşma dönemi gibi oluyor artık yetişkinler. O yüzden çok sabır gerektiriyor. İşte biz de elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tabii bugün konumuz kanser. Siz bu hastalıkla ilgili neler söylemek istersiniz? Bildikleriniz ve biz toplum olarak bilinçli miyiz? Sanırım toplum olarak çok bilinçli değiliz. Herhalde yediklerimize, içtiklerimize de biraz daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun etkisi çok büyük olduğunu düşünüyorum. Etrafımızda da kanser vakası oldu maalesef. Dediğiniz gibi erken teşhis çok önemli. Erken teşhis sayesinde hayatlarına devam eden çok kişi var. Tabii kontrol süreci devam ediyor. Şu an gayet iyiler aslında. Muhtemelen herhalde erken teşhisin önemi çok büyük bu aşamada. Az önce belirttiğiniz gibi biz çok fazla yediklerimizi yediklerimizi. Evet, evet. Çok da fazla bilinçli değiliz zannediyorum. Gerçi yediklerimiz işte... halka sunulan yiyeceklerde ne derece çok fazla bilinçli olabilirsiniz ki? Önünüze gelen marketlerde olan şeyleri tüketiyorsunuz aslında. Organik gıdalara çok ulaşma imkanı yok herhalde. Kentlerde, büyük kentlerde. Köylerde belki mümkün olabilir ama herkesin de köye gitmesi çok mümkün değil sanıyorum. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok kısa sizi tanıyabilir miyim? Ben Düzceliyim. İsmim Şükrü, soy ismim Yalçın. Bu rahatsızlığı bir cenaze töreninde rahatsız oldum, soğuktan, gripten. Bu rahatsızlıktan grip diye çıktığım hastanede bu teşhis konmuş oldu. Yedikule'den başlayan bir tedavi, ondan sonra Cerrahpaşa'dan da buraya intikal etmiş oldu.
Buraya geldik, işte burada ışın tedavisini görüyoruz. Burada 6 seansta kemoterapi gördük. Baştan başlayarak geldiğimiz bu sonuca kadar kendimizde bir karamsarlık hissetmiyoruz. Tabii ki adı kötü olduğu için bazen de böyle bir sıkıntılar, acaba nedir diye bir soru işareti çıkıyor. Ama görmüş olduğumuz tedavilerin cevabının iyi olduğunu, kendimizi iyi hissettiğimizi, bu karamsar tablodan uzak durmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Bu hastalıktan moral çok önemli. Vallahi bu hastalıktan moral, bu moral dediğiniz tabii bu ölümle ilgili bir mesele olduğu için, bu ölüm de bizim için bir kader olduğu için, bu kaderimize biz razı olmamız asabiyle bu sıkıntıyı pek böyle şey görmedim ben. Yaşımız da 73, yaşımız da ilerledi. Yaşınızı söylemeyin. Evet. Mezar der. Evet. Hiç belli değil çünkü. Ha, onun için yani benim geldiğim noktada kendimi iyi hissettiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da iyi olacağına inanıyorum. Ben şunu söyleyebiliriz. Kanser hastalığı korkulacak bir hastalık değil. Erken teşhis edildiği zaman tedavisi mümkün olan bir hastalık. Doğrudur. Aynen öyledir. Şu ana kadar yapılan tedaviler, hekimlerin de bize gösterdiği ilgiyi de bir tanıdık doktor kadar ilgi gösterdiklerini de ifade etmek istiyorum. Buradan bütün doktorlara teşekkür ediyorum. Hekim de çok önemli diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Kimse bizi karamsarlığa itmedi. Onu da ifade edeyim. O zaman şöyle diyeceğiz. Bu hastalık ya da herhangi bir hastalık olursa olsun ben bu hastalığı atlatacağım, yeneceğim demek gerekiyor. Doğrudur, doğrudur. Önce bir morallen bunun üstüne gitmek lazım. Ondan sonrası da inşallah hekimlerle neticeye varılır diye düşünüyorum. Peki Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun kaldınız mı? Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden tabii ki memnunuz. Zaten baştan burada ilgi gördüğümüz için başka yere gitmeden bu koridorda gezmeyi tercih ettik. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Necip Mutlu. İstanbul'da yaşıyordum. Turizmciyim. 2015 yılında bu hastalığı öğrendim. Nasıl öğrendiniz Necip Bey? Nasıl öğrendim? Başka bir hastalığa tutulmuştum. O hastalığın sayesinde bu hastalığımı da öğrenmiş oldum. Dizanteri diye bir hastalığa tutulmuştum. Sağ olsun bu hastane sayesinde yırttım işi. Burada iyi bir doktor vardı. Beni o dizanteriden kurtardı. Sonra işte ondan çıkınca göğüs kemoterapi gördüm. Ondan sonra ışın tedavisi gördüm. Böyle işte yani. Perizdi. Güzel beslenme. Bu şekilde yani çok iyi bir doktorum vardı. Tabii hastalıkta beslenme çok önemli diyorsunuz Necip Bey. Çok önemli. Çok önemli. Yani bir insan hapı nasıl sevmeyerek içiyor. Evet. Beslenme de böyle. İstemediğin şeyi bile hap içer gibi yiyeceksin. Bu hastalıkta böyle. Peki siz neler yiyorsunuz Necip Bey? Vallahi sabah işte peynir, yumurta. Ondan sonra böyle protein ağırlıklı. 2 bardak süt içerim. Süt çok önemli. Süt yani süt deme önemli. Öğlen yemeklerim de aynı. Yani kızartma şeklinde olanları öğleye saklarım. Akşam hafif yerim. Bol bol işkembe. Bol işkembe. Evet. O. Ondan sonra bir de her gün bir tane elma. Bu hastalığın erken teşhisle tedavi edilebileceğini biliyoruz. Ben tanıdığım kadarıyla bu hastalığın yani yok olması yok, bitmesi yok. Hastalık hastalık. Bu hastalıkla da yaşamayı öğrenirsen o zaman bu hastalığı durdurabilirsin. Ama hastalık her zaman senin üzerinde. Şimdi ben onun taşıyıcısıyım. Ve eğer ki ben perizimi bozarsam bu hastalık bana çektirecek, biliyorum. Ki geçen aylarda bunu yaşadım. İkinci kez. Ama perizimi bozmazsam, gıdama dikkat edersem onu benim kanım sindiriyor, bekletiyor. Benim biraz daha fazla yaşamamı sağlıyor. Yoksa bu hastalıktan kurtuluş yok. Bir kere girdi mi bitti. Sadece bu hastalık
hastalıkla alakalı değil de Necip Bey. Normalde de kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zararlı olan her şeyden uzak durmamız gerekiyor. Ama biz maalesef yapamıyoruz nedense. Ya en basiti akşam oluyor. Ne bulsak biliyorsunuz. Onu yiyorsun, bunu yiyorsun. Ondan sonra yatıyorsun, rahatsız oluyorsun. Evet, hareketsiz. Bize bütün her şey buradan geliyor. Şifa da buradan geliyor. Evet. Değil mi? Dert de buradan geliyor. Her şey buradan, doğru söylüyorsunuz. Evet ya. Necip Bey ne kadar güzel söyledi. Her şey buradan geçiyor dedi. Yani buradan ne yerseniz o size hastalık olarak da dönüyor. Şifa olarak da. Şifa olarak da hani. Mutluluk olarak. Ha, bir de onu söyleyeceğim. Bu hastalıkta en önemli şey. Mutluluk hormonu üretmek. Mutluluk. Evet. Bu çok önemli. Bunun için de ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Benim yaşım 66. Ben gençliğimdeki günlerimi, mutlu günlerimi düşünüyorum. O zamanki sevdiğim şarkıları dinliyorum. Geçmişi düşünüyorsunuz. Evet, o zaman mutlu oluyorum, rahatlıyorum. Gerçek. Hastalıklardan kurtulma yollarından biri de kendinizi rahat hissedeceğiniz, stresten uzaklaşacağınız, mutlu olabileceğiniz anlarınızı yaşamak. Evet, mutluluk hormonu üretebilmek. Çok önemli. Yani bence herkes bunu yapmalı. Hiç olmazsa ölürken de mutlu ölür. Soyadım da Mutlu biliyor musun? Necip Mutlu. Evet. Nasıl ama? Çok güzel. Denk gelmiş. Ya böyle. Peki. Necip Beyciğim, şu anda ekranları başında bizleri izleyen izleyenlerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hasta yakınları nasıl davranmalı hastalarımıza? Hasta nasıl hayata tutunmalı? Ki siz maşallah gerçekten soy isminizden de olduğu gibi tam bir Necip Mutlusunuz. Evet, mutluyum. Yani ne yapayım? Soyadımı değiştiremiyorum. O yüzden... Bu hep sizde kalsın, hiç sakın. Öyle yapacağım zaten. Hep futbolum. Benim tavsiyem ne biliyor musunuz? Yani bu hastalık geldi diye... Böyle kahretmesinler. Bununla yaşamayı öğrensinler. Bu hastalıkla beraber yaşamayı. En önemlisi perhizlerini bozmasınlar. Kesinlikle şekerli şeyler, şerbetli tatlılar yemesinler. Şekerden uzak duruyoruz. Evet. Şekeri sadece meyveden alsınlar. Bu kadar. Aslında şeker bütün gıdalardan da var. Ama bizim için mesela benim için karpuz zararlı. Güzel şekerli, evet. Ama karpuz yok, kayısı yok, şeftali yok, üzüm yok. Ama elma 10 numara. 10 numara, evet. Çok güzel, çok güzel mesajlar verdiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz Necip Beyciğim. Peki hastanenin hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Şu anda hastaneden tedavi alıyorsunuz. Ben buraya işte ölmek üzere bu hasta olarak gelmiştim ben Avrasya'ya. Yani... Dizanteri, yani son günlerimde gelmiştim. 48 kiloyla. Beni burada çok iyi baktılar, çok iyi tedavi ettiler. O hastalığımı burada yendim ben. Yani ne diyebilirim? İlk ışın tedavimi burada gördüm. Şimdi bu ikinci kere buraya geldim. Işın tedavisi görüyorum. Yani ben hastanenin personel olsun, hastane olsun çok memnunum. Sonra benim ikametgahıma da yakın. Bu söyleyeceğim bu. Efendim, geçmiş olsun diyoruz. Allah'a şifalar versin. Amin. Soy isminiz gibi hep mutlu olun Necip Beyciğim. İnşallah herkes mutlu olsun. Benim gibi. Evet, kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, yine bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Kıymetli hocamıza, Züleyha hocamıza, radyasyon onkoloji uzmanımıza, uzman doktor Züleyha Kalihci'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugün çağın hastalığı ama tedaviye cevap verecek, erken teşhiste tedaviye cevap verecek kanser hastalığını konuştuk. Farklı kanser türlerinin tedavi yöntemlerinden bahsetti hocamız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Siz değerli seri izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi.
Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50